ki bana diyor Kanal D'nin başına geçtiğimde başarısız olacaksın diyen çok kişi. Bak bugün diyor ben başardım diyor. Birinci izlenirliğim var diyor. Hani bir fıkra var. Adam hani vali olunca babasına yana çağır. Babası demiş ki oğlum ben sana vali olamazsın demedim. Adam olamazsın dedim. Okuyunca ben sana reytingde... Bir anda kimse söylememiş buna. Ya reytingde birinci olamazsın demedik. Başka bir şey olamazsın dedik. Yanlış anladın arkadaş. Reytingde de düşer yani. Tutmaz, kalmaz. Ben de gazetenin ilgimi çeken bölümünü söyleyeyim. Söyle. Bir andın hemen altında Sayın Mehmet Barlas'ın yazısı var. Ben onu şeyi çok seviyorum Mehmet Bey'in. Mehmet Barlas aslında çok okumuş, kültürlü, birikimli falan filan. Böyle evet. Entelektüel birikim çok olan bir insan. Ne yaptığını bilen bir adam. Evet. Evet. Ne yaptığını bilen bir adam. Bu güzel oldu. Ne yaptığını bilen. Yani böyle şöhreti yakalayayım diye şeyler falan filan yapan yaptığını, bir insan amacını değil. Amacını biliyor. Ne yapmak istediğini biliyor. Nereye doğru yürümek istediğini biliyor. Onu okudum da bir kendi kendime böyle bir düşündüm. Okuyabilir miyim biraz? Tabii. Gerginlik ve kamplaşma ticareti isimli başlıklı yazısı. Dondurulmuş kararlarla her olaya ve kişiye, her kişiye ön yargılı yaklaşırsınız. Değişime uyum göstermek yerine onu tehdit olarak görürsünüz. Sadece dinsel açıdan değil, siyaset ve düşünce alanında da köktenciliğe kayabilirsiniz. Yeni koşulların ışığında sorunları çözmek yerine, Kıbrıs meselesi için öyle derlerdi hatırlarsanız. Yeni koşulların ışığında sorunları çözmek yerine bu sorunları depolayıp kronik kriz haline konularına dönüştürebilirsiniz. Yaşadığımız çağda doktrinleşmiş ideolojilerin tartışmazlarının faşist ve komünist sistemlerin çökmesindeki rollerini görmedik mi? Şimdi bu buyur. Yaşadığımız çağda doktrinleşmiş ideolojilerin tartışmazlarının. Şimdi ben sana bunun şifresini çözeyim mi? Çözsene ne olur ya. O diyor ki Kemalizm diye bir şey var ya, anayasa var ya. Evet. Bütün karın ağrısı o. Şimdi bu laflar herkesin söyleyeceği laflar. Araya bir şey, bir şifre. Yani Kemalizmi tartışalım diyor ya. Evet. Doğumu olarak bırakmayalım. Tartışalım Mehmet Bey. Yani oturup her yere tartışalım. Türkiye'deki değişimi bir tartışalım mı? Bir, evet, Türkiye nereye gidiyor? Evet. Türkiye değişiyor, nereye değişiyor? Evet. Türkiye bu difüzyonu nasıl yaşıyor? Türkiye'nin en iyi gazetesi. Türkiye'nin yani... Cumhurbaşkanı tarafından... Değişiminin temsilcisi Sayın Cumhurbaşkanı değil mi? Evet, işte o. Son zamanın en büyük siyasetçilerinden, evet. En beğendiği siyasi şey gazete. Değişim bu. Bu. Türkiye'nin. Değişti. Nereye doğru değiştiğini görüyoruz. Yani Mustafa Kemal devrimlerinin ya da Mustafa Kemal ülküsünün ya da Mustafa Kemal adının bu arkadaşlardaki alerjisi doğmalarından kaynaklanıyor. Çünkü bunlar bir Marksist oluyorlar, bir liberal oluyorlar. Devir ne zamana dönerse onlar oraya doğru dönüyorlar. Ve ben bu baş döndürücü benim oğlum bina okur, döner döner bir daha okur, Amasya'nın bardağı bir olmazsa bir daha anlayışını dönüp dönüp Mustafa Kemal'e saldırmasını anlamıyorum. Bunun mutlak bir dış sancısı var, bir dış acısı var. Ne zarar vermiş Atatürk bu ülkeye? Kurmuş ki bu kadar bugün, yani. Bugünkü sistem, bu kadar batan. Bugün yaşam garanti, yaşam biçimleri var ya bu insanların. Otağtepe'deki yaşam biçimlerinin en büyük garantisi Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlığıdır. Bugün bu ülkede yaşayan en yoksul insanın da, en zengin insanın da bu ülkede mutluluk içinde yaşaması ve dünyada dünya vatandaşlığı kavramı içerisinde barınabilmesinin en önemli nedeni Mustafa Kemal'in aydınlanmacı devriminin sonuçlarıdır. Onu ortadan kaldırarak Türkiye'yi nereye götürmek istedikleri konusunda kafalarında bir projeleri yoktur. Yarın AKP konusunda tartışmaya başlarsak bizimle aynı şeyleri söylerler. Yani otururlar, şimdi böyle garip bir şey, bir eyyamcılık var. Böyle içi boş laflar, süslü laflar, herkesin herkesi eleştirmek için kullanabileceği laflar ama araya bir tane Mustafa Kemal karşıtlığı koyarak. Nereye gideceksiniz? Yani sürekli aynı şey tekrarlanıyor ve ben bunu artık anlayamıyorum. Belki de hani iyi bir konuşmacı olmadığım için ifade edemeyebilirim ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Değişim iyi bir şeydir ve siz değişime karşı geliyorsunuz, siz de kötüsünüz. Peki değişen şey ne? Türkiye ve biz değişti. Neye dönüşeceğiz? Türkiye hep değişti. Değişeceğimiz Kerimcan, şey... Kerimcan 12 Eylül'den bu yana Türkiye kaç kez değişti? Oo. Senin... Benim başım döndü. Sen yetişebiliyor musun? Yani Mümkün mü? Sadece 12 Eylül'den sonra... AKP döneminde Özalizm vardı, Demirelizm vardı, Çillerizm vardı. Yok muydu bunlar? Hepsi. Mesut Yılmazizm vardı. Narsizm gibi geldi bana ve o. O nar suyu o. Nar suyu mu? Evet. Yani dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Bugün Sayın Barlas gibi mesela bu yazıyı benim gibi insanlar için yazdığını düşünüyorum. Eğer Türkiye
Sayın Barlas'ın dediği gibi kabuğunu yırtıyorsa ve yırtacaksa, yani orada öyle dememiş, yazısını devamını okumadığım için bilmiyorum da, eğer Türkiye kabuğunu yırtacaksa herhalde Türkiye'de yılbaşı kutlamalarında turistlere tecavüz edilmemesi lazım. Veya kadınların sokakta rahat dolaşabilmesi lazım. Türkiye eğer değişecekse bu yönde değişmesi lazım. Türk edebiyatında nelerin olduğuna, Türk düşün dünyasında nelerin olduğuna bir bakarlarsa Türkiye'nin nereye kıvrıldığı görülür zaten. Fethullah Gülen'in yeni kitabı çıkmış. Evet. Onunla ilgili bir şey var mı sende? Tabii tabii. Sayın Gülen demiş ki, yani orada şey yapmışlar. Yani işte bu bürokrasinin içine sızma, işte Gülen cemaatinin, işte polisin, emniyetin, şunun bunun içine sızma falan filan şeylerle ilgili herhalde soru sormuş. Demiş ki orada milleti için orası var... Orası neresi? Kitabında yani. Kitapta diyor ki Sayın Gülen, milleti için var olan müesseselere sızmaz. Hakkıdır girer. Ha, sızmadan hakkıdır girere geldik. Evet. Öyle demiş. İyi güzel. Aşamayı gösteriyor. Yani demek ki Türkiye hakikaten değişiyor. Bu bütün her yerde var. Sanatında da var. Yani sanat dediğim tabii hani sanat, Osman Yağmur Deleri kastediyorum. Sanat orası çünkü Türkiye'nin. Sanatında da var. Ha, Fazıl Say gidecek, Osman kalacak. Tabii canım işte ama Mirdengi... Mehmet Mirdengir Fırat. O dedi ki Fazıl Say beğenmiyorsa gitsin. Tamam. Osman Yağmur Deleri de demek ki kalacağına göre... Buna Türkiye'nin yeni sanat yaptığı bayram anlayışı... tatili sırasında mı karar vermiş acaba? Olabilir. Türkiye'nin yeni sanat anlayışı Osman Yağmur Dereli, Osman Yağmur Dereli'nin yeni Türkiye anlayışı, keşke karım ilk evlendiğinde türbanlı olsaydı, saçını bir tek ben görseydim. Türkiye'nin yeni moda anlayışı, muhafazakar Cemil İpekçimizin Türk Hava Yolları'ndan ve belediyelerden ihale değil, sanat danışmanlığı adı altında aldığı paralarla yönlendirdiği... İhale değilmiş onlar? Hayır, ihale değilmiş. İhalesiz mi almış o işte? Sanat danışmanlığıymış onun adı. Faturalarla da tescilliymiş. Ne demekse yani. Yani öyle savunuyor kendisini. Tamam. Savunmak zorunda da değil aslında ama Türkiye'nin yeni genç kız modeli Cemil İpekçi mi? Yani genç olduğunu en azından söylemez kendisi de herhalde. Kim? Gencecik insan? Cemil Bey. Genç kız modelimizde Gamze Özçelik Haç'ta şeyi buluyor, huzuru buluyor ki herkes bulabilir. Ne güzel, hoş bir şey. Ama nedense Bağdat Caddesi'nde bir umre şirketi kurduktan sonra buluyor.